davalarla devam eden o süreçte Türkiye'nin Kuvayi Milliyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Ve bu hareketi FETÖ örgütüne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü başlatmıştır ve bunda da başarılı olmuştur. Çünkü 15 Temmuz'a giderken FETÖ yara almıştır. Demişler ki denizi geçtik, derede boğulduk. Doğrudur. Çünkü karşılarına sarı lacivert bir duvar çıkmıştır. Çetin Paşa'nın söylediği gibi. Çok şey söyleyeceğim ama bir yazı yazdık. Ona sadık kalayım, okuyayım. Ondan sonra çok notlar aldım. O notları ben size söyleyip sizlerin sorularınız olursa, düşünceleriniz olursa cevaplandırırım. Önce neden başkanlığa aday oldum? Onu söyleyeyim. Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Para da kazanıyorum. İşleri de tıkırına koyduk. Yani argo bir kelime. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Onu gördüm. Ve arkadaşlar, dostlar, dava arkadaşlarımız hepsi ya bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Birileri aday çıksın. Ben bizim arkadaşlara da toplam söylüyorum. Biriniz aday olun. O şekilde yürüyelim. Ama kimse sen varken olmayız dediler. Başka yerlere de söyledik. Ya isteyen çıksın. Hep beraber mücadele edelim. Fenerbahçe'yi daha iyi günlere götürelim. Oradan da bir şey yok. O zaman mecbur oldum. Mecbur kaldım yani. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk. Hem de zor günlerde. Hiçbir gün para var, para yok diye konuşmadık. 20 sene idare ettik. Ben 400 milyon, 1 milyon 950 bin TL, milyar TL borç bıraktım. Bunun yarısı, 1250'si döviz karşılığıydı. 750'si de TL karşılığıydı. Sonradan o borcu 2 sene sonra bankalarda 3 milyara bankalarla anlaştılar. Şu anda 3,5 faizleriyle 4 milyar TL borç var. TL olarak. Diğer borçlarla beraber 12 milyar borç açıklamışlar. Ben niye euroya çevirdim? 632 milyon diyorlar. Doğrudur. 630 milyon borç vardı. Ona biz de o 2018'deki kitapçıkta gösterdim. Neydi ama? Ülker'le beraber bir arsa var stadın yanında. Oraya şey yapacaktık. Emlak konutla beraber konutlar yaparak satacaktık. Anlaşmalarını her şeyi ayarlamıştık, yapmıştık. O arsadan dolayı Fenerbahçe Kulübü 70 milyon euro, Ülker 70 milyon euro, emlak konut %20 kendine pay alacaktı, müteahhit payı alacaktı ve Ülker'in arsası tapuda biz devrederken salon kısmının tapusunu alırken arsayı onlara verirken arsanın değerini 230 milyar göstermiştik. Onu o zamanki kurla 4,5'tu dolar. Ona çevirdiğiniz zaman euro 5'ti. Çevirdiğinizde 51 milyon euro o borcu biz 3 sene içerisinde orası yapılacak diye bir anlaşma yapılacağı için arsa ülkenin olduğu için biz kulübe şart ancak Fenerbahçe'nin adı olursa yaparız olduğu için biz kulübe satın almış ortak bir şirket olarak gösterdik. Onu da biz borç gösterdik. Hakiki borç değil. Bugün arsa gitti. Ama teşekkür ederiz Murat Ülker Bey. Kağıt üzerinde tutuyor. Bir işlem yapamadılar, yapamazlar da. O borç yok şu anda. Çünkü 3 sene içerisinde eğer yapılmazsaydı o proje arsa onlara dev olacaktı ve o 230 milyonluk milyar borç da ortadan kalacaktı, kalkacaktı. 51 milyon euro borç tamamen yok. Ama ben 630'un içinde 612'ydi galiba onun içinde göstermiştik. Sonra yap işlet devret. Ondan dolayı salonun ve yanındaki salonun bütün için harcanan bedelin işte 19 muydu, 20 sene mi öyle bir seneydi. O sene içerisinde geri ödemesi yapılıyormuş gibi karşılıklı anlaşmayla
Ama kağıt üzerinde. Ha, o zamanki parayla 420 milyar yakın bir para biz faturalaşıyorduk. O faturalaşmadan dolayı biz ülkeye kesiyorduk, onlar bize kesiyordu. Ama sıfır, hiçbir şey ödenmiyordu. Biz onu da borç gösterdik. Çünkü salonun bütün yapılmış parası vardı. O da 230 işte, o para kadar değerdeydi. Bunları çıktığınız zaman 400 milyon euro borç vardı ve ben onu beyan ettiydim. Geçen sene Temmuz ayın yazda konuşma yaptım ve şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'nin bakın borçları bu şeyde tahtada gösterdim. Öğretmen gibi anlattım. Öyle anlattığınız gibi değil. 400 milyon. 100 milyon da 50 milyon oyuncu sattınız. Artı gittiniz halka ya açmış olduğum şirketi sermaye arttırımı yaptınız. Artı devlete gidip kanun çıkardığım şeyden vergi ihalesinden dolayı 22 milyon dolar euroda oradan para aldınız. Yani 100 milyon da öyle geldi. Onu da düşerseniz 300 milyon. Benden önceki yönetimin aldığım zaman 28 milyon dolar borç vardı 1998'de. Onu da bugün eve taşıdığınız zaman 80-100 milyon, 200 milyon cevap veriyorlar. Diyorlar ki ya bir arada olsa alacaklı çıkacak. Evet alacaklıyım. O kadar hafızalar bıraktım. 500 milyon bugün euro dolar değeri. Geçen Önder Bey'le konuştuk. Onu da hafızalar var. Hafıza zenginidir. Orada ne oldu fiyatlar dedim. Ya dedi 200-300 dolar arasında geziyor dedi metrekaresi. Yani zengin oldular. 220 dönüm orada hafıza vardı. Neyse onları sonra uzun anlatacağım. Şu yazdıkları yazdığımız kalem aldığımız şeyi lütfen okuyayım. Sonra çok anlatacağım konular var yani. Tekliflerim de olacak bazı. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Biraz şunu işte ileri atalım. Önce hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz. Neyse. Bunlar anlamıyorlar. Anlamıyorlar bunlar. Sevgili Fenerbahçeliler, değerli divan kurulu ve kongre üyelerimiz, sevgili taraftarlarımız, saygıdeğer basın mensupları. Bildiğiniz gibi 3 Haziran 2018 gününden bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sade bir üyesi ve bir taraftarı olarak çoğu zaman sessiz kalarak geçmişte maddi ve manevi çok büyük emek sarf ettiğimiz kulübümüzün faaliyet alanındaki performansını ana odak olarak da futbol takımımızı üzülerek takip ettim. Bu süreçte resmin dışına çıkarak kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Geçmişte yaptığımız pozitif işlemin yanı sıra herhangi bir kasıt taşımadan yaptığımız hataları da gözlemleme ve analiz etme şansı elde ettim. Düşünce yapımızı değiştirmek değişimin anahtarıdır. Değişerek gelişmek bir erdemdir. Biz de denklemin dışına çıktığımızda bunu daha objektif bir şekilde gördük ve gerçekleştirdik. Bu süre zarfında mevcut kulüp başkanının ve yönetiminin çalışmalarına engel teşkil etmemek, camiamızın motivasyonunu sağ dışına çıkarmamak adına muhalefet yapmadım, konuşmadım. Çoğunlukla sessiz kaldım. Konuştuğum zamanlarda ise camianın birlik ve beraberliğine sürekli olarak dikkat çektim. Bölünmeyin, bir olun, bir tane Fenerbahçe var dedim. Özellikle bu sezon seçim sürecinin takımlarımızın saha içi motivasyonunu bozacak, saha dışı olaylarını olumsuz etkilerini engellemek adına Ocak 2024'ten bu yana sürekli olarak sükunet çağrısı yaptım. Ve camiamızı futbol takımımızın arkasında birleşmeye, onlara inanmaya ve güvenmeye davet ettim. Bu arada bu hafta oynanacak maçta takımımızın muhakkak galip geleceğine de inanıyorum ve galip geleceğiz. Yeni süreç başlayacak. Çünkü 2018 seçim sürecinden bir yıl önce başlayan seçim çalışmalarının olası şampiyonluklarımıza mal olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Benim inancıma göre
bir sporcumuzun, bir takımımızın kazanacağı şampiyonluk, başkanlık seçimi sonuçlardan daha değerlidir. Çünkü tarih seçimleri değil, elde edilen şampiyonlukları yazar. Üzülerek söylemek istiyorum ki, 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edilmiştir. Ben aynı şeye sebebiyet vermemek için bugüne kadar seçimin ve olası adaylığımın konuşulmamasını ısrarla ve samimi bir şekilde haykırdım, söyledim. Bunun mücadelesini verdim. İnşallah bundan sonraki yıllarda da seçim süreçleri şampiyonluklarımızı, kupalarımızı, madalyalarımızı feda etmemize ve seçim uğruna taraftarlarımızın kaybedilenlerin ardından üzülmesine sebebiyet vermez. En azından madalyaların kaybedilmesine sebep olmayacağım ve olanlara da bu olduğu gibi sonuna kadar mücadele edeceğimi belirtmek isterim. Bugün karşınızda şampiyonluk ihtimalimizin rakibimizin maçlarına bağlı olmasının buruklukluğuyla bulunuyoruz. Değerli taraftarlarımız, ben neden aday oluyorum? 2018'de başkanlıktan ayrıldığımızda kendi ailemizde işimize gücümüze vakit ayırmaya başladık. Bir taraftar olarak her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedik. Aktif muhalefet hiç yapmadık. Takımımızın saha içerisine aldığı olumsuz sonuçlara hep beraber üzüldük. Ancak gönlümüzün bir tarafı çok rahattı. Çünkü geçmiş yıllarda muhalefetlerin aksine biz hiç takımımızın performansının düşük olmasına sebebiyet verecek bir aksiyon içerisinde olmadık. Ancak gelinen noktada mevcut başkan, ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hep beraber duyduk. Bu ne demek? Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bu arada bu süreçte biz bu konuyu arkadaşlarımla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açık konuşmak lazım ya. İktidar mı? Devlet mi? Hakemler mi? Federasyon başkanı mı? Kim? Bu efendim bağlı da, ama eğer bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Alttan söylersen olmaz. Böyle şey yok. Bakın ben 3 Temmuz'dan sonra Kan'a gittim. Kan'a gittim ailemle beraber. Ondan sonra ve şey çıktı. Dediler ki işte 6 sene 3 ay Yargıtay onayladı. Özel uçak tuttuk. Önder Bey de yanındaydı. Beraber geldik. Geldik. Ne dedim otobüste? Bizi iteni de tutmayanı da biliyoruz dedim. Mesaj buydu. Ve şunu söyledim, kalemimi kırmış. Padişah kalemimi kırmış ama geldim dedim. Bu her şeyi tarif ediyordu. Niye tarif etmiyorlar? Şükür deyin ya, bizi şu ediyor, bu ediyor, bu. Eğer bizim davamız hakem komitesi başkanı veya federasyon başkanıysa çok kolay. Çok kolay. Ama biz, bakın, her şeyi ayırmak birbirine. Her şeyi ayırmamız lazım. Devlet ayrı. Hükümet ayrı. Biz devletle kavga edemeyiz. Ama hükümetle haklı olduğumuz her zaman mücadele yaparız. Ki yaptık. Yaptık. FETÖ mücadelesinde iç içeydiler. O mücadeleyi yaptık. Hep beraber yaptık. Ben yalnız yapmadım. Ben liderdim. Dava arkadaşlarım, sizler. Hep beraber yürüdük. Onun için açık olacağız. Açık olacağız. Yok, eder. Eder de sıkıntılar var. Demek ki öğreneceğiz. O kadar da değil. Fenerbahçe camiası büyüktür. Bu büyüklüğün altında herkes ezilir. Birlik ve beraberlik içinde olursak. Olmazsak bizi ezerler.
Bu kadar basit. Onu bilin. Yalnız bir sistemde bu okuyacağım da yine. Bir sistemde size hepinize. Kaç kongreyemiz var? 60 bin olmuş. Halka açtım. Özel dedik ki herkes üye olsun. 1 milyon üye. Oradaki stratejimiz başkaydı. 60 bin üye oldu. Önünü kestiler. Neyse yine 60'a ulaştı. 46 bin açıkladılar dün. Aidat yatırmış. En azından inanıyorum ki orada 10 seneyi geçen en azından 15-20 bin kişi var. Neredesiniz? Niye burada değilsiniz? Niye değilsiniz ya? Soruyorum hepinize. Ya buraya geleceksiniz, buraya. Ben adayım diyeceksiniz. Para sorun değil Fenerbahçe'de. Bak söylüyorum size. Parayı her zaman bulursunuz. Ama gelmiyorsunuz. Twitter'da yazıyorsunuz. Yazıyorum. Ben Twitter okumam. Benim Twitter'ım da yok. Benim troll'um da yok. Ben, bakın söylüyorum, ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Hiçbir... Dün bir tane Yiğit Bulut varmış galiba, ben tanımam bilmem de. Onun trolleri yazmış, ben AK Parti'ye yakın, onlar beni destekliyormuş. Bu tarafta diyor ki, seni işte AK Parti, ben kimsenin adamı değilim kardeşim. Kimsenin de feyiz almadım. Ne 1998'de başkan olduğumda Sayın Ali Şen başkandı, bütün tribünler inliyordu. Allah sıhhat versin ona, inliyordu. Ali Şen başkan Fener şampiyon diye. O zaman Vefa Küçük'le Ömer Çavuşoğlu Antalya'ya gittiler. Ondan feyiz oldular, geldiler aday oldular. Ben kimseden feyiz almadım. Bir oyla beni seçtiniz. Sağ olun. Geldim 20 sene Fenerbahçe'nin başına böyle oldum. Yine geliyorum. Yine geliyorum. Ben herkes bilsin. Ben hiçbir partinin adamı değilim. Olmam da. Olsaydı 20 senede olurdum. Görürdünüz zaten. Öyle tuvallar, mühallar da onlar da bu işlere girmesinler. Bıraksınlar kendi işlerine uğraşsınlar. Ben çünkü duymam. Buradan girmez. Buradan da çıkar zaten girse. Onun için sakın ha bu işlere girmedim. Ben hiçbir partiyi tutmam. Ben sevdiğim insanlar varsa onlarla ilgili gider oy kullanımı yaparım. Ama ben ille ben bu partici bir ne olsa partiye girerdim. 72 yaşına geldim artık yani. Partiyle ulaşacak halim yok. Bunu da bilin. Anlatıyor açık açık konuşuyorum çünkü. Bundan sonra çok yapacaklar. Öbür taraf saldıracak. İşte şey hükümet destekliyor onun için. Ben hükümetin desteğine gelmiyorum. Ben bir laf üzerine geliyorum. Fenerbahçe'yi ben varken şampiyon yapamazlar. O zaman ne olacak? Bunu iktidar duruyor. Hakem şey federasyon başkanı duruyor. Hakemler ayrı duruyor. O zaman biz nasıl şampiyon olacağız? Çocuklar ağlıyor. Öyle söylüyorlardı. Ben Atatürkçüyüm. Ben ben laikim ve cumhuriyetçiyim. Benim bu şahsımla ilgili. Fenerbahçe Spor Kulübü üst kimliktir. Bakın bunları benim bütün geçmişteki konuşmalarımda göreceksiniz. Takip ederseniz göreceksiniz. 20 sene hep bunları söyledim. Fenerbahçe Spor Kulübü üst kimliktir. Bu kimlik altında dinleyin, dinle kardeşim. Bu kimlik altında her türlü insan vardır. Etnik grup vardır. Dini olarak çeşitli dinleri tutan insanlar vardır. Ama hiçbir zaman ayrımcılık olmaz. Biz aşağıya çomak sokamayız. Bütün kulüpler için söylüyorum. Bütün kulüpler bunu sokarlarsa bu çomağa bir gün beka davası burada başlar. Ve insanlar birbirine girerler. Çok kolaydır bu. O için bizim hepimizin üst kimlik altında olan herkese saygı göstermemiz lazım. Ben saygılıyım. Nereyi tutarsa, hangi dine inanırsa veya neyse konusu ben saygı gösteriyorum. Benim için onun insan olması önemli. Onun için rica ediyorum bu şeyleri birbirine karıştırmayalım. Muhalefetimizde, orada, burada, herkes yani.
Ya Atatürk'ü tanımayanlar Atatürk'ü kendine siper ediyor ya. Acaba Atatürk'ü hiç okumuşlar mı? Biliyorlar mı? Tek bildikleri şey Atatürk dayısının yanına gitmiş, kargaları kovalamış. Atatürk o değil. Hepinize tavsiye ediyorum Atatürk'ü iyi okuyun. İyi okuyun. Bu değil. Korkularını, insan o da. Korkularını, yaşamını iyi okuyun. Bu ne ya? Herkes sarılıyor. Adam ölmüş, mezarında bırakın rahat ya. Yaptığı ilkelere bakalım, onları uygulamaya çalışalım. İşinize geliyorsa uygularsınız, işinize gelmezse yapmazsınız. Bu kadar basit. Ama bu kadar kullanmayın. Herkes için söylüyorum. Bazı bizdekiler de var, onlara da söylüyorum ha, gidenlere. Şimdi Necati, ben bunu okumaya devam edeyim, kapatayım mı? Ne diyorsun? Tamam, yani sonuçta ben bundan vazgeçeyim. Necati'nin... yalnız şunu güzel yazmış bizim arkadaşlar, ben de katkıda bulundum. Diyor ki, Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey kazanma umudu olmalıdır. Bu umut kaybedildiğinde buradan geri dönüş olmayacaktır. Maalesef bu noktaya gelindiğini görüyoruz. Geriye parlak günlere dönüş için son duraktayız artık. Özellikle gençlerin ve çocukların, bu çok önemli, geleceğe dönük karamsar düşünce olmazsa acil çözüm bulunmalıdır. Çocukları kurtarmalıyız. Benim kızım geliyor. Yazın. Dışarıda salıncakta sallanıyor. Bizim televizyon da açık. Maç oynanıyor. Fenerbahçe içeride. Yani bir maçtı. Hatırlamıyorum. Fenerbahçe 0. Karşı takım 1 yazıyor. Geldi bana sordu. Dedi kaç kaç maç dedi. İçeriye gidiyor. Kaç kaç dedi baba. Dedim 1-0 galibiz. Gitti geldi. Gitti sallandı geldi. O netice devam ediyor. Sonra geldi televizyon karşısına işte. Ya dedi 0-1 yazıyor dedi. Sen niye böyle söylüyorsun? Ya televizyon yalan söylüyor dedim. Tamam mı? Çocuklar değişiyorlar, değişim yapıyorlar. Çünkü kazananın yanında olmayı istiyorlar, birbirlerini kızdırıyorlar. Onun için çocukların, onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Bravo. Ben olurum. Birazdan başka şeyler de söyleyeceğim. Ben olurum, seçilirim, seçilmem. Ya bakın çok açık konuşuyorum. 72 yaşındayım. Tamam mı? Artık Allah'ın ne kadar ömür ver bilmiyorum. 3 sene için geleceğim. 3 seneden fazla yapamam. Bak isteseniz de yapamam. Bana yani yap deseniz yapamam. Ben kendimi artık iyi tanıyorum. Her şeyimi tanıyorum. Bu 6 sene bu dinlenme bunların hepsini bize gösterdi. Şimdi biz olmayız. Ali Bey seçilebilir. Gayet doğal. Ama yanlışlardan ders almalıyız. Hepimiz. Bu derse göre hareket edersek o zaman Fenerbahçe'yi yukarıya taşırız. Şimdi yazıyorlar bu şeyle ilgili, devletle ilgili, eğer seçilirsem mağduriyetimiz var. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Manevi hiç kimse karşılayamaz. Hepimiz perişan olduk. Ailelerimiz perişan oldu. Bütün Fenerbahçeliler damga yedi. Şike yaptılar, şu yaptılar. Hepsi dağıldı gitti, kaçtılar. Filan şu bu. Helallik istiyorlar bilmem ne. Yani neyse bunlar, ama maddi olarak Fenerbahçe'nin borcu kadar bizim alacağımız var. Borcundan fazla alacağımız var. Bunu masaya oturup masada çözmemiz lazım. Mahkemeyle çözemeyiz. Mahkemeye gidersin 100 milyar, 200 milyar bir para çıkarırlar. O da bir şey yaramaz. Bizim büyük alacağımız var. Biz bunları çözeceğiz inşallah geldiğimizde. Şimdi Mourinho ile ilgili şunu söyleyeyim. Gittim yüz yüze konuştum. 2 saat Önder Bey de yanındaydım. Beraber konuştuk. O anlattı, biz anlattık. Ve ondan sonra da konuşmaları devam ettirmek için menajeriyle arkadaşlar yürütecek. Fakat basın bir acayip. Diyor ki biz daha hiç para konuşmadık. Onu söyleyeyim ben. Hiçbir konu o gelsin, bu gelsin, o oldu, bu, konuşmadık. İhtiyaç, ben, kendisi söyledi. Ben dedi maçı, Konya maçını seyrettim dedi. Biz söylemedik yani, kendisi söyledi. Ben bakıyorum dedi. Bir aday telefonla konuşmuş.
Bir bizim şu andaki mevcut başkan menajerleri göndermiş. Kendi menajeri Portekizli olduğu için onun menajeriyle konuşuyormuş. Üç tane şey. Ondan sonra fakat televizyonu dinledim. Akşam bakmam da öyle bir bakayım dedim. Diyor ki 12 milyon kendisi alacak. 3 milyon da gelecek insanlar alacakmış. 15 milyon. İşte bu 15 milyon ona verilir mi? Sana ne? Allah Allah. Ya de ki kardeşim 15 milyon bütçeyi bulabiliyor. Bak basın şudu. Aslında bir sallayacağım da gelecek soruya. Anlatayım ondan sonra sallayayım. Bak şimdi. Diyor ki o onu anlatıyor. Bir tanesi de seyrediyorum giden bir televizyonda akşam bu geç ofisten gittik arkadaşlarla çalıştık biraz. Diyor ki Beşiktaş'ta 3 tane antrenör varmış. İşte birisi bir hoca. O diyor ki bu hoca olmaz diyor. İşte genç diyor ne kazanmış bilmem. Öbürü diyor ki onu tutuyor. Ya bu gelsin böyle olur Beşiktaş'ta. Ya siz yönetici misiniz? Siz yönetici misiniz ya? Siz basınsınız ya. Basın dersiniz bak şu antrenörler var. Kamuoyu onu değerlendirir. Onlar yorum yapıyorlar. Ha, şeyin yöneticilerin yerine yönetim o az paralı, o çok paralı. Ya şimdi bunlar konuşuyorlar. Ya böyle basın olmaz ya. Çok değişmiş basın. Vallahi çok da acayip şeyler oluyor. Şimdi Mourinho konusuna geri döneyim. İkiye ayrılmış gibi böyle bahsediyor. Bir kısmı gelsin kavga ediyor. İşte şöyle yapıyor. Onları gösteriyorlar televizyonda falan. Öbür tarafta diyor gelirse iyi olur. Şu ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Adamı geldi meldi yok da. Bir şey yok ortada yani. Konuşuyoruz. İkna edersek anlaşırsak şartlarda ikna olmuş da yani şartlarda anlaşırsak gelecek. Ama siz bırakmıyorsunuz ki. Adam buraya takip ediyorlar. Hepsi. Arabistan'a gitmiyor. Gözünüz aydın olsun. Basın. Adam gitse zaten çoktan gider. Paraya ihtiyacı yok adamcağızın. Adam gitti şeye neydi? Bahreyn'e, Kuveyt'e. Kuveyt'e değil mi? Bu Suudi Arabistan'da şeye Bahreyn'e gidiyor. İki tane konferans verecek. 2,5 milyon dolar. Anlayın. Sevgili basın. Devam yani ya. Vallahi yapmayın Allah aşkına. Olumlu olun. Olumlu olun. Bundan önce basındaki de bilirler. Murat Varga abimiz var. Devam bizim ailenin dostudur büyüklerimizin. Amerika'ya gitmiş gelmişti. 3 tane şey vardı. Neydi? Üçlü bayan oynuyordu bir filmler şeyler. Farah bilmem ne. Ha Charlie melekleri. Dedi ki ya televizyonda o bayanlardan bir tanesi çok yaşlanmış. Ya dedi sunucu dedi. Kadını öyle bir met ediyor ki sen zannedersin 18 yaşında. Tamam. Ya böyle olmalı basın ya. Basın hep karalıyor. Neyse sonra konuşacağız yine bunları. Geçelim. Biz bu hafta oynanacak hem Final Four hem de Galatasaray maçı için takımlarımıza başarı diliyoruz. İnşallah kazanırlar. Kazanırlar. Ve bu Obradovic'i de yazıyorlar, söylüyorlar. Hiç konuşmadım. O boşta 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır konuşmadım yani. Tamam. Gelenler gidenler selam gönderiyor. Biz de gönderiyoruz. Antonio gayet iyi ya. Yani iyi olan şey bozulmaz. İyi olanı bozarsanız yanlış yaparsınız. Onun için şu anda her şey iyi. Kötü olursa o zaman bakılır. Şu anda çok iyi. Tebrik ediyorum yani. İnşallah şampiyon olurlar. Bir de bu Mourinho meselesindeki benim düşüncem şu. Yukarıda olan bir şey olduğu zaman sizi yukarı çeker. Ama aşağıda olan bir şey olduğu mu sizi yukarı götüremez. Bununla ilgili misal. Roberto Carlos geldi buraya. Transfer etti arkadaşlar gittiler getirdiler. Geldi konuşma sohbet yapıyoruz. Biz dedi Avrupa'da final oynarız. Bizim aklımızda falan yok yani final öyle bir kelime yok. Biz dedi şampiyon da oluruz dedi. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi oynayacağız ya. Bunu bütün oyunculara da şey enjekte etti. Herkeste bir hava oluştu. Ya biz yaparız, ederiz. Inter, efendim söyleyeyim şey PSV, işte sonra Chelsea, Sevilla.
O motivasyonla oldu. Yani buradaki amaç gelen insanın Avrupa şampiyonu, Avrupa'nın işte birkaç ülkesinde kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş bir insanın gelmesi, takım iyi, Fenerbahçe iyi. Fenerbahçe'nin ihtiyaçları var. Tamam, iki tane, üç tane, beş tane en fazla oyuncu alırsınız. Ama takımımızın bir nüvesi var, bir iyiliği var. Ama başına insanlar lazım. Onu yönlendirecek, güçlendirecek insanlar lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Parasal olarak da herhangi bir sıkıntı yok. Bu yönetime teklifim. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho'nu bekler mi beklemez mi? O da bir soru işareti. Tamam. Eğer onlar da Mourinho ile ilgili çalışmayı düşünüyorlarsa, Sayın Divan Başkanı Şekip Mostovoğlu'na rica edeceğim. Bizden Mourinho ile menajeriyle yürütecek olan konuyu yürütecek arkadaşlarla, onlar da kimi yürüteceklerse versinler, beraber gitsinler, beraberce Mourinho ile imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benle devam. O seçilirse onunla devam. Ve biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi de taahhüt ediyorum. Hadi. Hadi bakalım Fenerbahçe'ye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu banka borcunun halledilmesi lazım. Dün herkes seviniyordu. Dolara şeye döndük diye, TL'ye. Bugün de ters durum var. Çünkü %50 daha üzeri faizler var. 3,5 yazdıkları kitapçıkta 3,5 milyar borç gözüküyor bankalara. Bunu çözmemiz lazım. Yoksa %50 faizleri ödeyemeyiz. Zor. Ama onu da çözeceğiz. Onu söyleyeyim yani. Onu muhakkak ilk alacağımız işlerden bir tanesi o. Bu personelle ilgili Fenerbahçe'de ben 98'de başkan olduğumda geldiğimde 120 arkadaş vardı. Genel kaptanlar vardı. Hiçbirini işten çıkarmadım. Hiçbirini atmadım. Şu andaki mevcut olan personeli de eğer onlar liyakatlı insanlarlarsa, işlerini yapıyorlarsa hiçbirine dokunmayacağız. Hepsi işine devam edecek. Öyle yok. Ama çalışmıyorlarsa o zaman ayrılacak. Kendi ayrılacaklar. Zaten başkalarının adamlarıysa, Fenerbahçe'nin adamı değillerse kendileri ayrılırlar. Biz ama öyle bir geldik, onu yani söylüyorlar, diyorlar. Ya biz öyle basit şeyler ulaşamam yani. Ha, herkes yerinde çalışsın, Fenerbahçe'ye faydalı olsun. Ondan sonra bir de bu Fenerbahçe'de bir adet var. Eskiden beri vardı. Ben de 98'de başkan olacağım. Aday olacağım. O zamanki işte diyorlar ki şu kadar para gösterelim, bu kadar para gösterelim. Biz de vallahi yalan söyleyeyim mi? 10 milyon mu ne? 10 milyon yok, 5 milyon işte geleceğiz 98 Şubat'ı. 5 milyon vereceğiz işte başkanlığa, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Söylüyoruz. Şansal Büyükağ Show TV'de gece şeyden seçimden bir iki gün önce bir manşet geçti. Aziz Yıldırım 20 milyon veriyor. Hayda. Ya adam nereden çıktı baba? Yani param var mı yok mu sormuyorsun, 20 milyon veriyor. Tamam mı? Öyle duyduk, yazdık, çizdik. Neyse ya biz 30 verdik de sonra başka 2 senede 30 verdik. Şimdi vaat ediyorlar. Diyorlar ki işte biz 100 milyon topladık, geliyoruz. Bundan sonra kim vaat ederse ben yaşadığım müddetçe haberiniz olsun. Siz de aynısını yapın. Kim vaat ederse Fenerbahçe'ye Yüksek Divan Kurulu'na gelecek, taahhütlerini verecek. Eğer o taahhütlerini yerine getirmezse ben yaşıyorsam ben başta mahkemeye vereceğim. Sizler de verin. Fenerbahçe'ye gelip de vaat etmek yok. Geçmişte de 2016'da da 18'de de vaat edenler vaatlerini yerine getirecekler. Haberiniz olsun. Ne dediğimi anladınız. Anladınız. Söylediğimi. Fenerbahçe'nin üzerinde ölü bir toprak var. 4 sene bizden, 6 sene burada, 10 senedir bir ölü toprak var. Hep beraber imece usulü çalışarak, parayı da imece usulü vererek, bularak hep beraber sahip çıkacağız. Ve yapacağız. Biz tamam parayı vereceğiz, koyacağız, edeceğiz. Ama o değil çözüm. 3 sene gerekirse
kombine alacağız. Niçin alacağız? Banka borcunu kapatmak için. Banka borcunu muhakkak kapatacağız. Kapatmazsak büyük tehlike. Faizler %8'e, 3'e, 5'e düşene kadar büyük tehlike. %50, bankalar diyorlar %60 falan uygulama yapıyor. Onun için hepinizden ricam, hep beraber el birliğiyle bunu düzeltelim. Şimdi isteyen arkadaşlar istedikleri soruları sorabilirler. Ben de cevap vermeye çalışayım. Aslında daha çok yazmışlar, çizmişiz ama sıkmayayım sizi. Fazla da uzatmayayım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yusuf Kenan Çalık, Ekol TV. Öncelikle hayırlı olsun Sayın Başkan. Ya sen Fenerbahçe TV'de değil miydin? Ha? Öyleydim. Ben de söylüyorum. Fenerbahçe, eski Fenerbahçe TV'li de. Evet. Öyle de daha rahat cevap vereyim. Söyle. Söyle o zaman gelen. Şöyle söyleyeyim. Yusuf Kenan söyle. Çalık, Fenerbahçeli. Ha, söyle. Transfer konusunda cömert davranacağız dediniz. Öyle demedim. Transfer bütçesi. Yani. Ya öyle bir şey demedim. Gerekeni abi. Yapacağız bak, dediniz. Kenan lütfen. Benim ağzımdan çıkanları çarpıtıp söylemeyin. Bak tamam. Dedim ki Mourinho getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız konuşuyorlar. Ondan sonra da onun istediği birkaç oyuncuyu transfer ederiz dedim. Öyle cömert mömert ya öyle bir şey söylemedim ya. Tamam, oyuncu şu gider bu gider hiçbir şeye girmedi. Çünkü bilmiyorum konuları. Görmüyorum içeri bir gireyim. Eğer Allah nasip ederse ondan sonra ona göre değerlendiririm. Ama ben bir şey bilmiyorum ki. Ne diyeyim ben? Bak, haklısınız. Yönetim kurulu. Bak ilk kez sordum da bak söyleyeyim. Yönetim kurulu. Yazıyorlar Murat Ülker giriyor, Feri Şahant giriyor, o giriyor, bu giriyor. Ya zengin adamı ne yapayım? Ya ne yapayım zengin adamı? Zengin adam dışarıda kalsın parayı versin. İçeri gelirse çalışmaz. Ya bu kadar mı çalışmıyor kafanız ya? Allah Allah ya. Ya Murat Ülker'e dedim ki bak Murat Bey sevdiğimiz dostumuz. İyi Fenerbahçe. Gel başkan ol dedim ya. Beni yaz listeye. İstiyorsan yaz beni. Yedeğe yaz. Bir yere yaz. Yani ben de yanında olayım diyorsan yaz dedim. Ferit Bey'e aynı şeyleri söyledim. İşleri var bir işler. Bir bakıyorsun Amerika'da, bir bakıyorsun Çin'de, bir bakıyorsun bilmem nerede. Oraya çalışacak. Tabii para da versinler. Ama fazla vermesin. Ama koşturacak adam lazım Kenan. Bir şey daha söyleyeyim. Onu buyurun lütfen. Bak ben ne dedim? FETÖ'cü, hocacılar, parantez, aç, tabikatlar hepsini say içine. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden menfaat sağlamış birisi aday olursa, eğer kulüpten de hiç kimse çıkıp aday olmazsa ben aday olurum dedim. Hiç isim vermedim. İsim yok. Hepsi dahil. Alayı. Tamamdır. Bunu da netleştirmeniz güzel devam oldu. Şimdi devam edin. Bir transfer bütçesi belirlediniz mi öncelikle? Hayır belirlemedim. İkincisi de az önce borçlardan bahsettiniz. Nasıl bir aksiyon almayı planlıyorsunuz? Hangi projeler bu borçları kapatmaya yetecek 12 milyar TL'den ve kısa vadeli bir projeksiyonda daha yükseğinden bahsediliyor. Teşekkür ederim. Basınla ilgili eleştiriniz için de. Ayrıca teşekkürler. Hiç borcu kapatmaya falan gelmiyorum ben. Tamam. Ben şampiyon yapmaya geliyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Allah Allah. Ve niye borcu kapatmaya? Bir tek dikkat çekiyorum. Banka borcu. Bak. Aldığım arsa devlet satmıyordu. Küstük o zaman herkesle. Tamam mı? İhaleye çıktılar. 35, o zaman 35 milyon mu? Trilyon mu? Neyse işte o zamanki değer. Alacağız dedik. 70 milyona çıkarttılar. 3 gün, 5 gün sonra 70'e çıkardı yani. Kolejde konuşma yaptım. O okuldan varsa veliler bilirler. Her ne bahsine olursa olsun sonra burada. Her ne bahsine olursa alacağım dedim. Gittik ihaleye. Bütün herkes böyle polisler gelmiş. 5 lira ellerini kaldı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Polisler gelmişler kalabalık böyle. Sordum niye gelmiş bunlar? İhale için gelmişler. İhaleye bir tek biz giriyoruz. 70 trilyondu, 70 bilmem neye aldık. 100 bin lira ne biz arttırdık. Şimdi değeri 80-100 milyon dolar. Bak gitti, borcun bir kısmı gitti. Tamam mı? Gebze arazisi 50 milyon dolar. Aldığım arazilerin toplamı
500 milyon dolar. Bunları yapar. Gerekirse salonu da satarsınız. Eğer bunlardan kurtulmak istiyorsanız salonu da satarsınız. 200-250 milyon dolar. Zaten yarısını karşılar. Onun için onları iyi hesap yapmak lazım. Bilmiyorum çünkü. Şu an ezbere söylerim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım öyle değil. Biz ne şampiyon yapacağız? Çocukları mutlu edeceğiz. Bunları değil. Beni de değil. Çocukları. Anladın mı Kenan? Tamam. Hep beraber mutlu olacağız. Hep beraber. Bayraklar biliyorsun, bayrakları çıkardık ama biz bütün sallayamadık. Hadi başka kim soruyor? Kim? Sayın Başkanım. Oo, Süleyman Bey. Hürriyet'ten Süleyman Arat, tanımayanlar varsa böyle başlayayım sözüme. Başkanlıktan ayrılmadan önce son sözlerinizden biri de Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu belirtmiştiniz. Şimdi 6 yıl dışarıdan nerede? Bakınca... Hayır, nerede söyledim ya? Şu an nerede söylediğiniz artık? Hayır, nerede söyledim? Bak atıyorsunuz abi, hep söylemediğim şeylerle beni sınamayın. Benim olduğum dönemde Galatasaray maçı hikayeydi. Biz FETÖ'yle mücadele ettik. Bak dikkat edin. FETÖ'yle. Ve zamanında FETÖ devletin içine sızmıştı. Devletle mücadele ettik biz. Hep beraber. Onun için böyle Galatasaray maçı bizde değil. Ya. Ne Galatasaray mücadele mi? Biz kendi kendimize mücadele... Onlarla mücadele etmekten biz başka bir şeyle mücadele edemedik. Hep mahkeme... Git gel, git gel. Haber iyi değil durum. Öyle. En son ben gittim konuştum Ankara'da. Hapise yatmaya hazırım dedim. Şeye, yargıya. Ben dedim hapise yatmaya 2 sene olur gelir geçer. Karar verin dedim ya. Verdiler. Bir şey söyle. Evet, sportif delilli konuş. Sportif anlamda o zaman bir soru yönelteyim size. Mourinho ile görüştüğünüzde acaba futbolcu konusunda da görüşünüz mü? Yani takımı çünkü izlediğini belirttiniz Konya maçında. Belki takviyeler yapacaktır. Bununla ilgili somut bir adım atıldı mı? Çünkü atıldı. Taraftarlar merak ediyor. Atıldı. Onlar merak etmiyor. Sen merak et. Süleyman Bey'i alabilirsiniz dedi. Ya laf söylüyorum dinlemiyorsunuz ya Allah aşkına. Bak diyorum ki adamla oturduk sohbet ettik. Sohbet ettik. Tamam mı? Sohbet ettik. Yani şey yapmadık. Hiçbir konu konuşmadık. Tamam mı? O anlattı bir şeyler. Biz anlattık. Geçmişten konuştuk. 2004'te Almanya'da Porto'yla gelip Monaco'yla oynadıkları maçı konuştuk. Oraya biz rahmetli Özhan Bey'le beraber gitmiştik. Ben davet etmiştim onu. Beraber gitmiştik. Allah'ın içinde yatırsın. Ondan sonra oradaki anıları konuştuk. O kendisiyle ilgili anlattı. Biz kendimize, biz niye hapise girdik? Bunları konuştuk. Biz başka bir şey konuşmadık yani. Çünkü onlar için, ilerlemek için menajer vasıtasıyla konuşmak lazım. Daha konuşmadık. Allah Allah. Ya. Buyurun Bahar Hanım. Başkanım merhaba. Ha, merhaba. Gayet formda iyi görünüyorsunuz. Bahar Feyzan bağımsızlık. Yeni gençleştik ya. Ya vallahi yakışmış. Heyecan da var salonda. Hayırlısı olsun diyorum i̇nşallah, ben. İnşallah, inşallah. Şunu soracağım. Futbolun dili malum çok gergin. Siz kimseyle kavga etmeyeceğiz dediniz ama seçilirseniz nasıl bir yönetim tarzı benimseyeceksiniz? Futbolda bu daha nobran diyebileceğimiz sivri dili daha törpüleyebilecek miyiz yani? Bir daha söyler misin? Tamam. Nobran diyebileceğimiz, herkesin birbirine hakaret ettiği, ne bileyim ya da hani laf söylediği, kızgın, öfkeli dil yerine biraz daha farklı bir yönetim tarzı benimsenecek mi? Futbola bunu katkı olarak sunabilir misiniz mesela? Şimdi, kimi izlese, kimi açsak çok kızgın. Herkes birbirine çok kızgın. Özellikle futbolda. Ya bu değişecek mi mesela? Benden sonra çok değişti. Benim zamanımda konuşamıyorlardı. Ama Bahar Hanım, ben hep doğruları söylüyordum. Ben doğrunun yanında olduğum için, onlar da bildikleri için bizle ilgili veya herhangi bir konuyla ilgili doğru olanı söylüyorlardı. Ha, problem yok muydu? Vardı. Olacak da yani, o kadar olur. Ama hiçbir zaman, oturun lütfen. Oturun. Hiçbir zaman kavga boyutlarına giden bir şey olmadı yani. Hiçbir zaman. Küsüyorduk ama kavga etmiyorduk.